Hayırdır aşkım? Figen'in bir sıkıntısı mı varmış? Yok, yok bir şey. Niye? Ne bileyim, seni böyle bıcır bıcır beklerken arpacık kumrusu gibisin. Yok ya, yoruldum herhalde öyle bir. Ya aşkım bir şey soracağım. Dilara'ya çiçek vermek nereden geldi aklına? Ne bileyim, Dilara'yı uzun süredir böyle durgun görüyorum. Bunlar kavga mı ettiler? Yani kavga mı etti bilmiyorum ama iyi değiller galiba onlar çok ya. Adem geliyor okula bazen onu almaya. Ama ya görüyorsun mutlu değiller. Bir şey de soramıyorum. E sor, belki anlatır. Yok, anlatmaz. İnsanın bazen önce kendine söylemesi gerekir, başkasına yüksek sesle söylemeden önce. Yani kendimden bildiğimden pek üstüne gitmiyorum. Bir de gitsem de bir işe yaramaz ki. Yani çiçek zamanlaması süper oldu. Teşekkür ederim sevgilim. Bu arada Figen'i de yalnız göndermediğin için teşekkür ederim. Hiç içmesin memişten. Ne demek? Benim kıymetimin arkadaşları onlar. Tabii ki de yapacağım. Sen nasıl bir adamsın ya? Aşık. Ben de çok aşık. Hadi gidelim, Emir'e al bakalım neler olacak. Ayrı ayrı mı gitseydik ki? Böyle de şey olmasın şimdi. Yok yok, Faruk teyzeyi de al demiş olacak. Ha evet, şimdi böyle söyleyince tabii manidar oldu ama aslında... Akif bak, zaten gerginim. Ya sen böyle heyecanlanınca kelimeler ağzından istemsizce dökülüyor. Saçma sapan şeyler söylüyorsun teyze meyze gibi. Sen acaba orada mümkün olduğunca az mı konuşmaya çalışsan ha? Nasıl olur? Tamam o zaman sen şimdi orada böyle bana bir sinyal, böyle bir kaş göz falan ya da masa altından bir dürtmece, ben topa basarım. Allah'ım şunu da kazasız belasız atlatalım ya Rabbim. Amin. Geldim. Buyurun. Esra sen misin? Siz kimsiniz? Koynuna girmeye çalıştığın adamın kayınvalidesiyim. Hanımefendi, ben gerçekten sizin kim olduğunuzu anlayamadım. Ayrıca bahsettiğiniz çirkin şehre de alakam yok. Hem siz benim evimi nereden buldunuz? Çalıştığı şirketin sahibinin kayınvalidesi olunca adresi bulmak kolay kızım. Bu tavırlarını da külahıma anlat. Ben senin gibisiyle aynı evde büyüdüm. Tanımaz mıyım sanıyorsun? Çıkın. Çıkın yoksa polis çağıracağım. Bak sen, evli adamları evine almaya utanmıyorsun. Kayınvalidesi evini basınca mı namusu kesiliyorsun ha? Ne zamandan beri pusudaydın ha? Tabii kadın yoksa adam da yalnız. Utanmadın mı ha? Utanmadın mı? Ha? Gerçeği duymak nasıl bir şeymiş ha? Ha nasılmış? Ne mal olduğunu söyleyince mi kötü? Bana bak. Bana bak. Seni damadımın etrafında görürsem yemin ediyorum dünya aleme rezil ederim seni. El içine çıkacak hal bırakmam sende. Anladın mı? Anladın mı? Murat, Murat! Ne yapıyorsunuz? Bana bak. Bana bak. Beni damadımla yüz göz etmeyeceksin. Ağzını açıp tek kelime söylemeden defolup gideceksin. Yoksa doğduğuna pişman ederim seni. Ya Murat'a gitsen yaptırmasana ya. Şişt.
Hadi millet, yılbaşı ruhu nerede ya? Hadi. Gelemedim bir türlü oğlum. Hadi bekliyoruz işte uslu uslu. Duyduk duymadık demeyin. Ben yokum diye gerilmeyin. Mustafa abi, Nazif abi hadi. Büyük moral çekilişi başlıyor. Hadi Kristal gel gel. Hadi amca. Evet beyler bayanlar, sıcak gel, sıcak gel, sıcak gel. Sıcak. Evet, büyük çekiliş başlasın. Heyecan doğursun mu? Haydi başlasın bakalım heyecan. Evet, şansları görelim bakalım, şansları. Kimseye göstermiyoruz çıkan ismi. Ben kesin gösteririm. Şşş, Emir, ben mi çıktım lan? Sırıtıyorsun. Bak ben çıktıysam batarya ders isterim ha. İşim kolay olur o zaman. Beğendiler galiba. Beğendiler. Ne yazıyor ya? Osman Bey kim çıktı? Yalnız ben abi, babamın yerine de çekeceğim. O yüzden istisna olabilirim. Yok, olamazsın istisna. Gösteremezsin, mümkün değil yani. Bu evde öyle bir kural var. Yani bakamazsın. Anlaşıldı kumandan. Ya Süreyya yengemi var ya, çok seviyorum ya. İnan ki bak. Arkadaşlar, Esma Sultan çekiyor. Esma Sultan. Bir şey söyleyeceğim, ne yapıyorsun? Çatacağım Allah sana mı sanıyorsun diye. Ne yapıyorsun? Keşke. Ne yapıyorsunuz? Faruk Bey, geçen sene çok komik evliydi ya. Var ya. Ay çekiyorum ya. Ay gidin gidin. Yağma gösteriyorum orada. Şşşt. Hile yok Emir. Hile yok oğlum. Ama ne yapayım, ben çekiyorum. Ay ben bakalım. Ya ne oluyor ya? Bak bakalım. Şimdi böyle hep beraber. Yemin ediyorum sırtlar gibiydi. Bari adam iyiliğini öldürdü. Ya Bade, bana biraz rahat bırak ya. Bizi kaçırma. Nasıl ya? Tamam, tamam. Ya ne oluyor ya? Bak bakalım. Sürpriz yenge, sürpriz. Ay. Murat, benimle böyle fotoğrafımı koymadın değil mi Zahra? Bakalım. Alıp bakalım. Ya. Her yüzü var. Bade, Allah senin iyiliğini vermesin. İnanmıyorum. Nereden geldi bu aklına? Valla Murat'ın fikriydi abla. Valla Bade'nin de hakkını yemem. Ya Nazif abi, Hüsnü ablamı rahat bırak yeter artık, sorma ya. Murat, benim fotoğrafıma da bunu yapmadın değil mi? Vallahi Akif abi, sana filtre kullanmadık, ne yalan söyleyeyim. Neyse onu koyduk. Çocuk işte. Ya Murat Bey, mahallesiniz ya. Ay üzerine çıktı. Sana yemin ederim gerildikçe gerildim. Hayır, 5 yıl geçmiş. Yaş amca bu gerekmiyor. Bizi paketle paketle gidelim. Şey, ben vazifeyi aldığıma göre ufak ufak müsaademi istesem artık. Hatta teyzemi de bırakır mısın artık? Aa evet. Yok, hiç şey yapmayın. Ortam da çok güzel, bozulmasın. Çok güzel, eğlenceli bir ortam. Benim başım ağrıdı. Üzerinize afiyet, iyi geceler. Geçireyim seni. Esma Hanım, hiç rahatsız olmayın. Her şey için çok sağ olun. Biz yolu biliyoruz zaten. Görüşürüz Osman, görüşürüz. Görüşürüz. Ya ama çok merak ediyorum. Hayır söyleyeyim. Nasıl bileyim? Oğlum ya, tuvalete gitsene, niye kıvranıyorsun? Giderim 5 dakika sonra ya. Hadi git git. Hadi git hadi. Gelince söyleyeceğim ben sana. Bak
Aksana. Abi lafı ekli lafı doğru. Oho! Aa! Ben geldim. Çiçekle şımartıyoruz kendimizi, güzel. Hoş geldin. Yok ya, ben almadım. Öğrencin aldı. Ya sen erken mi çıktın bugün biraz? Konuyu mu değiştiriyoruz? Yok be, haber vermedin ya, şaşırdım. Şey Faruk ya, Süreyya'yı almışken bana da almış bir tane. Neden? Öylesine. Nasıl öylesine? Durgun görmüş beni işlerden dolayı herhalde. Şey, öyle. Ne söyledin ona? Ne anlattın? Deli doktoruna gidiyor dedin mi? Kafayı kırdı dedin mi? Hı? Annem saçmalama, niye öyle bir şey söyleyeyim ben Faruk'a? Anne peki bu nereden icap etmiş? Ha? Senin bir kocan yok muymuş yani? Anlamadım ben. Bu çiçek nereden çıktı? Sen ondan yardım mı istedin yoksa? Adem, ben korkmaya başladım galiba. Sen git, ben arkadan geleyim. Ya ben sen korkma diye doktora gidip ilaç milaç alıyorum ya. neyin korkması yani? Anlamadım ben. Adem, sen git bence şimdi. Ben arkadan geleyim. Ah yani çok güzel. Yine sıkışınca sıvış. Rest. İyi tamam abi o zaman. Siz bana verin morfini. Elimi kolumu da bağlayın böyle. Ben deli gibi ortalıkta böyle sinirleri almış bir şekilde lale lale dolaşayım. Bu mu yani? Adem, sen bu haldeyken biz senin de aynı çatı altında yalnız kalmayacağız demedik mi ya? Tamam hadi o zaman ben seni eve bırakayım. Ben oradan giderim. Ben taksiyle gelirim. Hadi. Hadi gidelim, hadi. Hadi lütfen. Hadi bir şey yapmayacağım, hayır hadi. Hadi. İyi. Hadi lütfen, arabada bekliyorum seni. Sana kim çıktı? Bana. Ha. Ama söylemeyeceğiz dedik ya bu bir şey. Ben yeterince zaten şimdi göz hapsindeyim. Hani daha çok falso vermesem. Ama ne? Sana kim çıktı? Keçinin sevmediği ot. Ot. Hı. Keçi. Hı. Evet. Yeterince çemberi daraltan bir açıklama oldu. Gerisi sürpriz olsun. Bak kalp atışım daha düzelmedi. Yani bu saate kadar sakinleşemedim ki ben seni mi takip edeyim, kendimi mi bilemedim. Sorma ya. Faruk bir yandan yan yan bakıyor. Bir yanımda zaten Esma Hanım, sağ açıkta Süreyya. Vallahi karşımda böyle Barcelona gibiydiler ya. Esma pek bir neşeliydi. Hayret, dikkat ettin mi? O Burcu'yla da bir yakınlaşmalar filan. Oğlanın başını yakmasa bari. Hiç sevmedim ben o Burcu'yu. Hiç hoşuma gitmedi. İpek Giller'den o. Söyleyeyim sana. Kenafir gözlü. Kenafir mi? Hmm. Kim ya, o hangisi? Akif neredesin sen? Neredesin Akif? Ne bileyim bebişim, ben daha gelemedim ki kendime. Of. Bu gece bitti mi gerçekten? Çok şükür bitti. Çok şükür, çok şükür. Kız. Önüne bak. Havuzu nasıl hatırlamıyorsunuz ya? Olur mu, iddiayı kaybetti bu soğukta, Ocak ayında şuradaki havuza girdi. Zatürre oldun ya ondan sonra. Gerçekten açmadım canım, kendin gelince bakarsın. Tamam. Tamam babacığım, kapatıyorum. Burcu, adayı emzirme vaktim geldi. Sen de erken kaçacağım demiştin ya. Görüşürüz. İpek, senin canımı sıkkın bir şey bana mı öyle geldi? Böyle bir sonuca sevinmedin sanki, yüzün düştü gibi. Süreyya çıktı bana. Ben de Fikret çıkar diye sevinmiştim. Ne güzel, ona hediye alırım diyordum. Yani gene alırım da. Yani buradan çıkmış olsaydı başka olurdu tabii. Allah Allah, şaşırdım bak şimdi. Neye şaşırdın?
Yani Osman Süreyya'yı sevmemek pek mümkün değildir falan der hep. İşte aile için çok özel olduğundan falan bahsediyor da. Allah Allah. Nesi özelmiş acaba aile için? Yani bilmiyorum işte aileyi toparlayıcıymış, birleştiriciymiş. Ben de bilmiyorum işte Osman'dan duyduğum kadar. Ne bileyim. Bana sanki biraz soğuk gibi geliyor. Belki beni sevmemiştir daha. Bak onun yaptığı ne biliyor musun? Önce ortalığı bir güzel karıştırır. Ondan sonra da toparlamaya çalışır. Ne oluyor yani? Böyle yapınca toparlayıcılık mı oluyor bunun adı? Aman bırak Burcu ya. Ya gerçekten o kadar iyi bilir ki kendini satmasını. Gerçekten. Neyse bak ne diyeceğim. Yani kurallara aykırı ama ona Fikret çıktı. İstersen değişebiliriz. Şaka. Emin misin peki? Yani benim için bir şey değişmeyecek. Nasıl olsa ikisini de tanımıyorum. Ama sen mutlu olacaksın. Deli hem de nasıl? Ya çok teşekkür ederim. Burcum. Sen Süreyya'yı Osman'ın söylediklerine göre değerlendirme kafanda. Çünkü Osman bu evin en temiz kalpsidir, en safıdır. Her şeye inanır. Yani Süreyya'nınki tamamen gösteriş. Düşün, Emre'ciğim annelik yapacağım dedi. Kocasını kıskandı. Ondan sonra Begüm'e yakın arkadaşını yamadı. Ya olacak iş mi Burcu ya? Kaşla göz arasında. Begüm'ün sevgilisi Can. Süreyya'nın arkadaşı. Yani onu... Sen ne zamandır buradasın? Emir? Ne oldu? Bir şey mi duydun? Bizim konuştuklarımızı mı duydun? Can annemin sevgilisi mi? Başka ne duydun? Başka bir şey duymadım. Umurumda değil. Size bir soru sordum. Emir, yok. Çok özür dilerim ben. Ben içerideyim. Yani... Hey, havuzu. Hatırlamıyor ki, hatırlasak. Şimdi hatırladım abi, şimdi hatırladım. Ada ağlıyor şimdi yukarıda. Bak ben ona bakayım. Hemen geleceğim buraya, tamam mı? Yani... Bir daha bir şey demiyorum yani. Hayır, bakar mısın bana, hiç anlatmıyor böyle şeyleri. Ya anlatacağım sana, Allah Allah. Hoş geldin kardeş, eyvallah yani. Hayır, ben en çok... Sabahın köründe Ramazan davulu çalmanızı değil de... sınav için sabahlamanıza şaşırdım. Seni inek öğrenci olarak düşünemiyorum ben. Ben inek değilim zaten. Hem de nasıl inekti var ya, ders kaçırmazdı bu. Ya ama biz taban tabana zıttız. O kadar rahat ki ben ne kadar kuralcıysam, plancıysam o kadar kafasına göre. Hani mesela ben lafımı hep tartarım, düşünürüm 50 kere. O içinden geldiği gibi. O yüzden çok şaşırdım. İşte zıt kutuplar birbirini çekermiş değil mi? Aynen öyle. Yok ya, bizim bir sürü ortak yönümüz de var. Mesela ne gibi? Mesela ikimiz de kitap okumayı seviyoruz. Kendi başımıza vakit geçirmeyi seviyoruz. Mesela söylediklerimizi kendimiz dikte etmeyi seviyoruz ve uygulamayı seviyoruz. İkimizin de burnu var mesela. Ya bu kokular beni mi cezbediyor? Yani yemek yemeyeceğiz mi biz Allah aşkına? Aa, ben çok özür dilerim. Muhabbete daldık, yemeği unuttuk gerçekten. Bu sofraya geçelim. Hadi gelin. Hadi. Buyurun. Ben çorbayı getiriyorum. Ben de yardıma geliyorum sana. Otur lütfen. Emir. Efendim tatlım. Anne. Canım. Senin sevgili mi var? Emir, sen böyle bir şeyin... Böyle bir şey nereden duydun? Var mı yok mu? Tamam, sakin ol, sakin ol. Bağırma, dur. Şöyle yapalım. Ben yüz yüze konuşalım. Tamam mı? Yanına geliyorum. Şimdi hemen yanına geliyorum.
Gelme, gelme. İstemiyorum. Bıktım senin şu yalanlarından. Ya bırak beni, bırak, bırak. Telefonu bırak. Ver, telefonu ver, telefonu ver. Ya niye her şeyi bana söylen, en son söyleniyor? Niye bana doğrular söylenmiyor ya? Tamam oğlum, sakin ol. Kim söyledi sana? Bırak. Kim söyledi? Hadi. Bırak, gel. Ya nereden duydun bu çocuk? Kim söyledi ya? Ben... Benim yüzümden oldu. Ben... Adayı emzirmeye çıkarken biz Burcu'yla karşılaştık burada. Ne kadar zor bir dönem geçirdiğimizden... İşte bu gecenin bize ne kadar iyi geldiğinden falan bahsediyorduk biz. Emine nasıl geldik onu ben anlamadım. Annelikten empati yaptım işte. Yani hani Begüm'ün çok zor zamanlar geçirdiğini, sonra daha yeni iyileştiğini, hani yeni bir ilişkisi olduğunu, bunu Emine nasıl söyleyeceğini falan konuşuyorduk. Nereden bileyim ben? Çocuğun tuvalette olduğu benim aklıma gelir mi yani? Hani öyle bakıyorsunuz, bilmiyorum ki ben onun orada olduğunu. O yüzden... Ada bir anda ağladı. Ben yukarı çıkmak zorunda kaldım. Yani ne yapacağımı bilemedim. Ben çok özür dilerim gerçekten. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok özür dilerim gerçekten. Tamam tamam hadi. Böyle olmasa daha iyiydi tabii ama... eninde sonunda öğrenecekti zaten. Artık yapacak bir şey de yok. Siz sıkmayın canınıza. Burcu, senin işlerin vardı istiyorsan. Daha fazla geç kalma. Tekrar çok özür dilerim. Gerçekten lütfen tutma beni lütfen. Begümcüğüm tabii ki gideceksin ama önce sakinleşmen lazım. Dinlemeyecek beni, bana yalancısın dedi. Dinlemeyecek beni lütfen. Hayatım. Lütfen bırak oğlum. Tabii ki dinleyecek seni. Otur bakayım şuraya, otur. Bir nefes al ver. Yahut tabii ki dinleyecek seni. Ama önce onun da sakinleşmesi lazım. Tamam mı? Kim yapar bunu? Kim yapar bunu ya? Kim yapar? Niye yapar bir kere? Niye? Sence kim yapar böyle bir şeyi? Faruk yapmaz Faruk. O Emir'in bir kere böyle bu hale gelmesini istemez bir kere, tamam mı? Sen de biliyorsun en başından beri o zaten bana başımın etini yiyip duruyordu söylemeyelim söylemeyelim diye. O söylemez başka biri ama kim Faruk değil kim? Vallahi Figen'i görünce işin ciddiyetini anlamıştır. Bak Emir'i kazanmasının tek yolu senden uzaklaşmasını sağlamak. Tamam ben kendisi demiştir demiyorum ama sebep olmuştur. Öğrenmesini sağlamıştır belki. Faruk böyle planlar yapacak bir adama benzemiyor. Hem niye yapsın ki bunu? Kızım sen adamı bugün tanımadın mı? Süreyya'nın davasından beri kafayı bana takmış durumda. İnşallah o söylememiştir de... bir avukat olarak benim aklıma ilk gelen şey... kimin menfaatinin öncelikli olduğu. Benim onunla konuşmam lazım. Lütfen gitmem lazım lütfen. Yahu tabii ki konuşacağız ama ben seni bu halde hiçbir yere bırakmam. Tamam? Beraber gideceğiz ama önce Figen'i eve bırakın. Beraber mi? Sen? Ben seni götürüp oraya bırakacağım. Sonra tenha bir yerde bekleyeceğim. Sen çıkınca beni arayacaksın. Hiç kimseye bulaşmadan döneceğiz, tamam? Tamam, hadi gidelim hadi. Ne olur kusura bakma böyle olsun istemedim. Ne demek hadi gidelim. Hadi kusura bakacak bir şey yok. Hadi. Hadi. Emir'cim. Biraz konuşabilir miyiz? Ha? Oğlum. Bak. Annen sana söyleyecekti. Sadece zamanını bekledi. Anneni kaybetmekten korkuyorsun değil mi? Asla böyle bir şey olmayacak. Annen de baban da bu dünyadaki her şeyden daha çok seni seviyor. Tabii ki de.
ondan bana yalan söyleyip duruyor değil mi? Kimse sana yalan söylemiyor. Sadece... Susmak da saklamak da aynı kötüydü. Bana öyle öğretiyorsunuz. Her şeyi anlat, her şeyi anlat. Hem ben istemiyorum ya. Birini daha istemiyorum. Haklısın. Ben de annemle babamı paylaşmak istemezdim. Çok zor. Ama şöyle düşün. Annem böyle olsun istemezdi. Baban sensiz kalmak istemezdi. Yani bazen hayatında istemediğin şeyler de başına gelebiliyor. Mesela sen babanı benimle paylaşıyorsun ama ben seninle zaman geçirmekten inanılmaz mutluyum. Ve umarım sen de öylesindir. Annenin hayatına girecek olan kişi de seni çok sevecek. Yani şöyle düşün. Sen seni çok seven 4 kişiyle büyüyeceksin. Bir düşün istersen ha. O kadar kötü bir fikir değil bence. Bekçim. Hadi bakalım yedin kendini. Yapma böyle. Ya misilleme yapıyorum zannedecek şimdi. Peki ne diyorsun ya? Ne misillemesi? İşte bebek yüzünden. Ha kimse öyle bir şey sanmayacak. Tamam mı? Nasıl sanmayacak ya? Orada nasıl baktılar bana? Ben nereden bileyim? Gelelim fasulyenin yararlarına. Bu küçük kaçamağından kimsenin haberi olmasın istiyorsan 150 bini hazırla. Senin için çerez parası. Kızın abisi adam yaralamadan hapis yatmıştı. Onu da bil. Kardeşini evli barklı adamla görünce ne olur düşün. 150 bunlarla kıyasla. Fikret. Fikret. Hı? Ne diyorum anlamadım pardon. Ne oluyor ya gene telefona gömüldün? Yok bir şey yok. İşten mesaj gelmiş o yüzden. Ben burada ne haldeyim? Ben ne haldeyim burada ya? Ne kadar üzüldüm ben. Sen hala bana iş veriyorsun. Bak gerçekten başımda 1000 tane dert var peki. Aşağı inelim mi? Eğer kendini toparladıysan ha. Şimdi böyle kaçıyor gibi olmasın. Oğlum. Yavrum. Daha ne kadar oldu siz şunun şurasında evleneli? Nedir bu çektiğin eziyet? Yani hadi dert bendim. E ben de çekildim ayak altından. Dert sen değildin anne. Derdi ne peki oğlum? Ya biz daha bu kıza yaranmak için ne yapacağız ki? Kız kendince haklı. Anne biz... Hiçbir şey konuşmadan böyle kalamıyor muyuz? Nisa haklı. Kalamıyoruz. Sen ne yaptın ki ona? Ben o kızı dövdüm. Peki sen ne yaptın? Sen neredeydin o sırada? Çok üstüne geliyor be oğlum. Bak kendini yiyip bitiriyorsun anneciğim. Ben de o herifin çok üstüne gidiyordum. Ha? Beni döverken ses etmedin. Normalleştirdin, normal gördün. Haklı mıydı adam? Haksızdı. Ben de haksızım. Haksızım. O zaman yardım edecek kimse yoktu. Şimdi biri yardım etmek istiyorsan neden buna izin vermiyorsun? Aklına
aklına bunları sokarak mı yardım ediyor? Seni getirdiği şu hale bak. Yolunu kaybediyorsun. Nerede? Faruk Beyler yukarıdalar. Ben bir haber vereyim. Begüm Hanım. Kim söyledi? Nasıl öğrendi ya ben? Benim aklım almıyor, benim aklım almıyor. Ya bunu nasıl yaparsınız siz? Bana o kadar ahkam keserken siz bunu nasıl yaparsınız? Begüm sakin olur musun? Nerede? Oğlum nerede? Oğlum nerede? Tamam sakin ol. Ben oğlumu göreceğim. Tamam o da sakinleşsin, sen de sakinleş tamam mı? Şu an kapattı kendini, konuşmaz. Dikkat et, dikkat et. Psikolojisine bir şey olmasın. Dikkat et. Bu mu Faruk? Bu mu? Bana bıraksaydın böyle trajik olmazdı. Oğlum nerede? Oğlumu görmek istiyorum. Ben sebep oldum, özür dilerim. Nasıl sen sebep oldun ya? Nasıl ya? Osman'ın nişanlısıyla konuşurken Emir duymuş. Ne diyor bu? İpek. Öyle bir şey ulu orta söylenir mi Allah aşkına? Ya abi. Ulu orta söylemedim zaten, çocuktu ben. Tamam. Ya ben oğlumu göreceğim. Oğlum nerede diyorum ya? Oğlum nerede? Tamam Begüm, haklısın. Yukarıda bizim odada yatıyor. Ama bir sakin ol. O da sakinleşsin. Hatta istersen bu gece burada kalsın. Saçmalama, saçmalama. Öyle bir şey olamaz. Saçma sapan. Ya Begüm, ben Prag'dan geri döndüğümde onun öfkesiyle, hırçınlığıyla karşılaştım. Beni bile kötü yaptı. Bak seni mahveder. Ben oğlumu göreceğim, beni odaya götür. Tamam, tabii ki. Gel. Gel. Uyumuş galiba. Gitti. Tabii. Dışarıya. Evin içine arayın sizi. Rüstem! Bade!
Nurgül koşun koşun. Koşun. Evin yok, evin yok. Bütün köşeleri... Filistan! Yatak adalarını eğer dert yeri arayın. Ya, bulamadım, yukarıda bulamadım. Banyolu yok. Koca bir ev dolusu insan oğlu mu bu kaybetti? Tamam. Bu mu? Bulacağız, tamam bulacağız. Dur, sakin ol. Karanlıkta nereye? Dur, tamam Begüm, sakin. Begüm, iyi misin? Begüm? Ay Begüm. Gülistan, yardım edin, bir şey yapın. Yardım et! Yardım et kapıma ya! Gelme! İmdat! Gelme, ben bizi bir anda! Ya anne, imdat! Kıvıldama, sakin, sakin, sakin! Kıvıldama! Kıvıldama oğlum, kıvıldama oğlum! Kıvıldama! Gelme! Hadi bakayım, yürü! İyi misin oğlum? İyi misin? Bakma, yüzüme bak. İyi misin? Neredesin be çocuk? Abi ben aşağı bakıyorum. Tamam. Emin! Amirim Rizen, gözden kayboldu. Hepimiz dört koldan arıyoruz şu an onu. Eğer bir ekip yollarsanız daha kapsamlı bir arama yaparız. Abi gel bir saniye. Geldi. Geldi amirim. Geldi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Emir! Oğlum bitirdin beni. Emir iyi misin oğlum? Oğlum öldük ya meraktan. Neredeydin ya? Neredesin be oğlum? Nerede buldunuz? Senin ne işin var bu saatte burada ya? Ben Begüm'ü bırakmak için gelmiştim de dışarıda bekliyordum. Köpek avlamalarını duydum, sonra da Emir'in çığlığını. Sonra da el birliğiyle kurtulduk ha. Çok cesur davrandı Emir. Bu arada aklınızdan olsun, dışarıda başıboş gezen bir köpek var. Ne? Emir'cim hadi gel. Annen çok merak etti seni. Teşekkür ederiz. Begüm Hanım. İyi misiniz? Var burada? Ha? Emir dışarı çıkmış. Yani Can'la denk gelmişler. Yoksa köpekler saldıracakmış çocuğa. Emir. Can abin seni bulmasaydı ne olacaktı? Bir tanem sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ben mi dedim kurtar diye? Keşke görmeseydi. Aa, oğlum o nasıl laf öyle? Tamam. Eve gidiyoruz tamam mı? Bütün bunların hepsini orada konuşacağız. Senin bu kaçma huyunu da yalnız. Ben gelmek istemiyorum. Öyle bir hakkın yok, öyle bir şansın kalmadı. Bana bu korku yaşattıktan sonra böyle bir şansın yok. Kusura bakma Emir. Kusura bakma ben. Lütfen müsaade et, ben biraz sakinleşeyim tamam mı? Bak hala elim ayağım titriyor. Hadi ben sizi bırakayım, yolda konuşuruz. Bu akşam ben oğlumla yalnız kalmak istiyorum. Nurgül o zaman Nazife söyle arabayı hazırlasın. Dikkat et kendine.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Beyler bir saniye. Mustafa abi, bizi aşağı atsana be. Hadi içmeye gidiyoruz, kafalar açılsın. Bu saatte. Kahvaltıda mı gidelim abi? Ya baksana çöktük, perişan olduk hepimiz ya. Yüzümüzü göremez olduk. İki sohbet edemez olduk abi. Ya ben abilerimi özledim ya. Yenge, abimi kaçırıyoruz ha. Ya oğlum benim hiç kafam yerinde değil ya. Tam da zamanı o zaman abicim. Vallahi benim de değil, bence de tam zamanı. Tabii tabii, gidin. İyi gelir bence. Süpersin yenge. Bak yengemden olay geldi. Hadi, hadi. Çok eğleneceğiz, çok. Hadi, hadi. Hadi. Bayağı. Nereye gidiyoruz? Sen mi götürüyorsun? Ben de bu gece abi. Orası bende. Sen de mi? Orası bende. Buyurun. Hadi sana buyurun. Güveniyoruz, yola çıkıyoruz. Kaybetmiyoruz. Gel abi, yaşana geç. Gel abi, yaşana geç. Sıkışma arkada. İyi tamam. İşime gelir. Çok eğleneceğiz. Çok, çok. Hadi abi, hadi. Efendim anne. Nasılsınız kızım? Merak ettim de. İyiyim. İşte sen ne yaptın, nasıl? Bakabildin mi mektuplara? Yok yok, baban evde, bakamadım. Fikret geldi mi? Yani evdeydi de çıktılar onlar. Dört kardeş baş başa olacaklarmış. Nereden çıktı o? Ne bileyim nereden çıkmış anne. Kafa dağıtacaklarmış. Ne oluyor? Yok bir şey. Ben öyle merak ettim sizi de. İpek. Anne. Dediklerimi unutmuyorsun annem, tamam mı? Kocanı ihmal etmiyorsun değil mi? Ya ayıp. Vallahi ayıp, gecenin bir vakti beni bunun için aradın ya. Kocan da diye diye. Kapatıyorum ben. Tamam mı? Hadi öpüyorum, iyi geceler. Nurgül! Nurgül! Hanımım? Sen bana bir taksi çağır. Ya Mustafa ya da Nazif gelirler şimdi. Yok, kimseyi bekleyemem. Sen çağır bana bir taksi. Çağırayım.